PTT 1. Lig'de 28. haftanın son karşılaşmasında sizlerle birlikteyiz değerli seyirciler. İzmir Atatürk stadından sesleniyoruz sizlere ve İzmir derbisi Göztepe Karşıyaka mücadelesinde 90 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. İzmir Atatürk stadı 1971 yılında Akdeniz oyunları için yapılmış bir stadyum. Burada çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Altay, Karşıyaka, Göztepe, İzmir spor takımlarının maçlarına ev sahipliği yaptı. İki Akdeniz oyunları bu stadyumda yaşandı ve bugün bir kez daha tarihi bir maça ev sahipliği yapıyor. 1981 yılında burada oynanan karşılaşmada Karşıyaka ile Göztepe arasında 80 bin kişiyle seyirci rekoru kırılmıştı. Ondan tekrar bahsetme şansımız olacak. Ama şu anda kadrolar ekranlarınıza yansıyor değerli seyirciler. Karşıyaka'da Mustafa Aşan ve Gökhan Ünal sarı kart cezalısı. Yusuf Yeşilmen kırmızı kart cezalısı, o yüzden oynayamıyor. Necati Ateş ve Çağlar Birinci ise kadro dışı bırakıldı. Saha dizilimine bakalım Karşıyaka'nın. Kalede Erhan oynayacak. Dörtlü bir savunma. Ömer, Berkay, Diarra ve Kvesic şeklinde. İki ön libero Zeki ve Kovalçuk olacak. Tayfun sağ kanadı, Tistel sol kanadı kullanacak. Ömer Can, Can Erdem'in arkasında ataklara destek olacak olan isim. Ve ev sahibi Göztepe. Göztepe'de Serkan Kurtuluş sarı kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada oynayamıyor. İlginç bir rastlantı. Serkan Kurtuluş sezon başında Karşıyaka'nın formasını giyiyordu değerli seyirciler. Ve Göztepe maçında Karşıyaka formasıyla yine cezalı olduğu için oynayamamıştı. Bu derbiyi bu karşılaşmada da oynayamıyor. Bu sefer Göztepe formasıyla cezalı Serkan Kurtuluş. Özgür İleri sakatlığı sebebiyle bu maçta görev yapamayan bir isim Göztepe'de. Giray Kaçar da kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Önder Özen'i, bir önceki teknik direktörü Başkan Mehmet Sepil'e şikayet edince kadro dışı kaldı Giray Kaçar. Ve saha dizilimine bakalım Göztepe takımının. Atacan kalede, dörtlü savunma Emre Cemil Gencer Mehmet, sağdan sola saydım sizlere. Orta sahaya baktığımızda sağ kanadı Hakan Barış, sol kanadı Gökhan Karadeniz kullanacak. Gosso ve Kerem Şeras, orta sahadaki diğer iki oyuncu Clayton ve Diarra'yı da rakip kaleye en yakın oyuncular olarak göze çarpıyor Göztepe takımında. Evet, bir İzmir derbisi, bu iki takım arasındaki tatlı rekabet gerçekten çok keyifli maçlara da sahne oluyor. Daha önce de söylediğim gibi 1981 yılında Karşıyaka ile Göztepe arasında bu stadyumda oynanan maçta 80 bin kişi tribünlere toplanmıştı ve o karşılaşma o dönem bütün dünyada bir ikinci lig maçını izleyen en çok seyirci rekorunu kırmış olan bir karşılaşmaydı. Bugün de yaklaşık olarak 15 bin kadar futbol sever tribünlere toplanmış vaziyette değerli seyirciler. Yarı yarıya bölüşmeye karar verdi iki takım. İlk maçta olduğu gibi ilk maçta da Karşıyaka ile Göztepe seyircisi yine tribünlerde yerini almıştı ama bu karşılaşmada Göztepelilerin daha kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Ev sahibi konumunda Göztepe. Karşıyaka ligde zor günler yaşıyor. Belki biraz da bu durum Karşıyakalı futbol severlerin motivasyonunu olumsuz etkiliyor ve o yüzden değerli seyirciler, belki de o yüzden Karşıyaka taraftarları bugün tribünde daha eksikler, daha azlar. Ve Göztepe tribünleri ekranlara yansıyor. Göztepelilerin, Göztepeli futbol severlerin karşılaşma öncesinde özenle hazırladığı bir gösteri var. O ekranlara yansıyor. Güzelyalı'daki köprüyü görebiliyorsunuz orada. İskele, vapur var, efsane otobüs orada. Çakabey heykeli kulüp binasının hemen önündedir. Ve kulüp binası orada. Bu gösteri taraftarların omuzunda yükseliyor. Alt tarafta resimler de gözünüze çarpıyordur. Orada vefat etmiş eski amigo Arnavut İsmet, eski başkan Bülent Özkul, onun resimleri var. Sembol taraftarlar, Göztepe taraftarlarının unutamadığı Ayı Zafer ve Nizam da orada resmedilmiş olan karakterler. Değerli seyirciler, Göztepeli taraftarların hazırladığı işte bu gösteri karşılaşma öncesinde ekranlarınıza da böyle yansıyor. Büyük uğraşlar sonunda, uzun süren çabalar sonunda hazırladıkları bir gösteriyle tribüne renk katıyor Göztepe taraftarları. Evet, Göztepe hafta başlarken 34 puanlı 10. sıradaydı değerli seyirciler. Oynanan maçların ardından 12. sıraya kadar geriledi. Bugün kazanacak olursa haftayı 10. sırada bitirebilir. Beraberlik durumunda da bir basamak yükselip 11. sıraya gelir Göztepe. İlginç bir konumda Göztepe, playoff'a katılımın sınırı olan 6. sıradan, yani Balıkesir Spor'dan 8 puan geride.
Öte yandan düşme hattının sınırı olan 16.'lıktan da 8 puan ileride tam orta noktada yer alan bir durumda. Yani birkaç haftaya gelecek güzel sonuçlar sonrasında Göztepe bir anda kendini playoff mücadelesinin içinde bulabilir. Ya da aksi olduğu takdirde olumsuz sonuçlar bir anda endişeli günlerin yaşanmasına sebep olabilir. O açıdan Göztepe adına son derece kritik bir mücadele ezeli rakibi karşısında. Karşıyaka'da 19 puanla 18. sırada, puan tablosunda 15. 1461 Trabzon 28 puanda değerli seyirciler. Düşme hattından kurtulabilmek için 1461 Trabzon'u da geçmesi lazım. Diğer iki takımla birlikte Denizli Spor ve Kayseri Erciyes Spor'la birlikte ikili averajda da 1461 Trabzon'dan daha iyi değil Karşıyaka. Öyle de bir sıkıntısı var. Bir avantajı var. Düşme hattındaki iki rakibiyle de maç yapacak Denizli Spor'la deplasmanda. Kayseri Erciyes Spor'la kendi sahasında karşı karşıya gelecek Karşıyaka takımı ve bu kalan haftaları çok 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 iyi değerlendirmesi lazım ki PTT birincilikte tutunabilmek için. Evet, takımlar henüz sahaya gelmiş değiller. İki takımın 44. lig randevusu oluyor bu. 18 maçı Karşıyaka Spor Kulübü kazandı. 15 maçı Göztepe kazanırken 10 karşılaşmada berabere sona erdi. Karşıyaka Spor Kulübü rakip kaleye Göztepe kalesine 58 gol atarken Göztepe de rakiplerine 43 golle cevap verdi. Evet, hakemler göründü, Karşıyakalı taraftarlar İzmir'de güzel havada takımlarını destekliyorlar. İzmir'de hava sıcaklığı 23-24 derece civarında, tatlı bir serinlik var, güzel bir hava söz konusu. Zemin futbol oynamaya elverişli görünüyor, güzel bir zemin var. Tribünlerde yaklaşık olarak 15 bin civarında futbol sever bu karşılaşmayı izlemek için toplanmış. Her şey hazır, bir ezeli rekabette. Bir PTT birincilik maçında futbolun keyfini yaşamak istiyoruz. Maçın hakemi Tolga Özkalfa, Baki Tuncay Akın ve Serkan Gencerler yardımcıları Levent Aktansa karşılaşmanın dördüncü hakemi. Evet, Türk Polis Teşkilatı'nın 171. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz değerli seyirciler bir yandan. İki takım taraftarları bu arada birbirinden ayrılmış olarak değil, iç içe geçmiş olarak sahaya geldiler. Bir Karşıyakalı, bir Göztepe'li dizilmiş ve Türk Polis Teşkilatı'nın 171. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun yazılı pankartı hep birlikte taşıdılar ve seremoni alanına doğru getirdiler. Biz de TRT Spor olarak Türk Spor Teşkilatı'nın kuruluşunun 171. yıl dönümünü kutluyoruz. Evet, takımlar geldi. Göztepe ile Karşıyaka seremonide hazırlıklar devam ediyor. Birazdan hakemler de o noktaya gelecek. Bu arada takımlar hakemlerin arkasında her zaman olduğu gibi yerini alacaklar ve sahaya da öyle gelecekler. İşte karşılaşmanın hakemleri İzmir bölgesi hakemleri yönetiyor. Değerli seyirciler, Tolga Özkalfa karşılaşmanın hakemi, Baki Tuncay Akın, Serkan Gencerler yardımcıları, Levent Aktansa karşılaşmanın dördüncü hakemi. İki takım sahadaki yerini alıyor. Göztepe'yi Mehmet Aurelio çalıştırıyor. Önder Özen'in yardımcısıydı ama Önder Özen'in görevinden ayrılmasından sonra Mehmet Aurelio bu göreve devam etti. Onu biliyorsunuz, Türk vatandaşlığına geçti. Milli takımın formasını giydi. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da top koşturmuş bir isim Mehmet Aurelio. Göztepe'nin teknik direktörü olarak görev yapıyor. Karşıyaka'da da Soner Tolungüç, o da yakın zamanda göreve gelmiş bir isim. Bu da Karşıyaka'nın bu seneki 5. teknik direktörü oluyor değerli seyirciler. Evet, bu sene 5. teknik direktörü Karşıyaka'nın, Göztepe'nin de 3. teknik direktörü. Bu da futbolumuzdaki istikrar konusunun tartışmaya açılmasını sağlayacak bir durumda olabilir. Evet, Türk futbolunun üzüntü dolu bir haftasını geride bıraktık. Eski futbolculardan milli futbolcu, İstanbul Spor'un penaltı kralı Yorgo Kostas Kasapoğlu ya da Yorgo Koça hafta içinde hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu Denetim Kurulu eski başkanı Engin Berker, o da vefat etti. Bu iki kayıp için bir dakikalık saygı duruşu.
ve saygı duruşunun ardından milli marşımızı duyduk değerli seyirciler. Bu arada Karşıyaka taraftarları da bir pankartla, dev bir pankartla gelmişler. Bir ağlarız, bir güleriz, sanma ki vazgeçeriz yazıyor. Onların açtığı pankartta da açık tribünde ve bu pankartı da takımlarının renkleriyle, yani yeşil kırmızıyla yazmış Karşıyakalı futbol severler. İşte o pankart da şu anda ekranlarınıza yansıyor. Evet, bu arada sahaya gözlerimizi çevirelim. Biraz önce söylemiştik, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 171. yıl dönümü diye ve bu yıl dönümünün anısına orada Türk Polis Teşkilatı'nı temsil eden vefakar polislerimiz hem hakemlere hem de iki takımın kaptanına birer pankart ve çiçek verdiler değerli seyirciler. Türk Polis Teşkilatı'nın 171. yılı için yapılan ufak bir seremoniyi de sizlerle birlikte paylaşmış olduk. İşte o çiçekler görüntüye geliyor ve biraz sonra kaptanlar top ve saha seçimi için para atışı yapacaklar ve ardından bu zorlu mücadele başlayacak. İzmir'de havanın çok güzel olduğunu bir kez daha hatırlatayım sizlere. Gosso görüntüye geliyor bir tarafta, diğer tarafta da Ömer Can. Karşıyaka'nın teknik direktörü Sonar Tolungüç'ü biraz önce gördünüz değerli seyirciler. Takımlar top ve saha seçimini yaptılar. Hafif de bir rüzgar var sahada, oyunu ne kadar olumsuz etkiler bilemeyeceğiz. Ama köşe gönderilerine baktığımızda özellikle bizim bulunduğumuz tribüne doğru, yani sahayı enine kesen bir rüzgar olduğu göze çarpıyor. Göztepe'li futbolcular tribünlere doğru koşuyorlar taraftarlarını selamlamak üzere ve taraftarlar da onlara alkışlarla karşılık veriyor değerli seyirciler. Diğer tarafta Karşıyakalı futbolcular da aynı şekilde, onlar da gitti ve buraya kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarının yanına onları alkışladılar. Taraftarlar da onlara alkışlarla karşılık veriyor. Evet, artık futbol topunun hareketlenmesi için bekliyoruz. Göztepe basın mensuplarına poz verdi hep birlikte ve sahadaki yerini alıyor Göztepe'li futbolcular da. Evet, karşılaşmaya Karşıyaka'nın vuruşuyla başlanacak. İki takım adına da kritik bir karşılaşma. Karşıyaka belki de son şanslarını oynuyor PTT birincilikte tutunabilmek için. Göztepe ise önümüzdeki haftalara biraz daha yukarılara tırmanarak ve belki de playoff sıralamasında bir yer kapar mıyım diye düşünerek bu karşılaşmaya çıkıyor. Gözlerimiz karşılaşmanın hakeminde. O da saha kenarında dördüncü hakemine bakıyor, Levent Aktan. Levent Aktan da federasyon temsilcisinden oluru aldıktan sonra işareti veriyor ve Tolga Özkalfa'nın ilk düdüğü, 90 dakikalık mücadele başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz, güzel bir futbol bekliyoruz. Erhan uzaklaştırdı topu. Orta sahaya doğru inen top. Kontrol iyi, Zeki. Sol kanattan gelecek atak. Bu arada karşılaşmanın hakemi düdüğünü çalıyor ve bir serbest vuruş kararı var. Göztepe'nin kalesinde atacak. İşte az önceki pozisyonu izliyoruz. Cemil orada faul yapan oyuncu Göztepe takımında. Serbest vuruş için işaret geldi. Orta içeriye doğru, doğrudan kaleci Atacan'ın kucağına gidiyor. Atacan eliyle hareketlendirdi. Kerem Şeras. İleriye doğru oynadı Kerem Şeras. Orada topu kontrol etme çabası. Faul geliyor ikili mücadelede. Göztepe taraftarları karardan pek memnun değil. İşte tekrar izleyeceğiz. Bir başka açı. Hakan Barış burada yerde kalıyor. Clayton'la ikili mücadelesinde. Savunmaya doğru uzun mesafeli bir pas. Baskı var o bölgede. Tayfun'un baskısı vardı. Faul kararı geliyor. Serbest vuruş. Gencer top istedi Atacan'dan. Gencer vazgeçti. İleri doğru gitti. Atacan uzun oynayacak. Atacan. Atacan rakip yarı sahaya kadar ulaşan bir
Uzun vuruş Diarra yükseldi orada. Şimdi orta sahada kafayla indiren Clayton oluyor. Akın yönü sağ kanat olarak belirleniyor Göztepe'de. Clayton tekrar topla buluştu. Gosso ceza sahasına doğru havalandırıyor. Kaleci Erhan yattı ve kontrol etti. Erhan 20 yaşında değerli seyirciler. Çok genç bir isim. İkinci kez bir lig maçında takımının kalesini koruyor. Orta sahada bir ikili mücadele sırasında oyunu durdurdu Serkan Gencerler. Tekrar bakalım. Ömer Can burada sakatlık geçiren oyuncu Karşıyaka takımında. Serbest vuruş kullanacak Karşıyaka. Ömer. Tolga Özkalfa oyunu durduruyor. Tekrar kullanılmasını istiyor. Zeki bir kez daha serbest vuruşu kullanacak. Zeki. Zeki Tistel'in olduğu bölge. Top biraz hızlı ve out'a gidiyor. Tonya Tistel. Göztepe atak hazırlığında. Gencer. Sağ kanada doğru. Kerem Şeras geriye verdi pasını. Şimdi kaleci Atacan. Gencer. Gosso o bıraktı. Cemil biraz daha ileriye doğru oynuyor. Akın geliştirme hazırlığında Göztepe. Orta sahada Tistel araya girmeyi başardı. Şimdi alıp gidecekti. Faul diyor karşılaşmanın hakemi. Sakin olun diyor. İşte Tolga Özkalfa. Bu arada Gosso'nun pozisyona itirazı devam etti. Çeviriyor Karşıyaka. Kovalçuk uzun mesafeli derin bir pas atmayı düşündü. Tistel'in olduğu bölge. Savunma kalabalık ama öncesinde yardımcı hakemin bayrağı var. Gencer. Sol kanatta Mehmet. Mehmet ileriye doğru uzun oynadı. Diarra koşuyor. Diarra ondan önce müdahale. Berkay'dan topu dışarı yolluyor. Mehmet. Diarra yine savunma uzaklaştırmayı başardı. Sağda iki Diarra var değerli seyirciler. Abdel Diarra Karşıyaka'nın savunmasında oynuyor. 44 numarayla. Lamin Diarra ise Göztepe'nin forveti. Bu ikili bu karşılaşmada sık sık karşı karşıya gelebilir. Cemil'den Gosso'ya. Gosso. Gosso pas hatası yaptı ve bir atak arayışı derken karşı yakalarında pas hatası var. Gosso şimdi sol kanatta Diarra'ya offside. Uzak taraftaki yardımcı hakem Serkan Gencerler bayrağını kaldırıyor ve offside'i belirliyor. Pozisyonu yine görüyoruz değerli seyirciler. Serkan Gencerler'in bayrağı offside'i belirledi. Berkay. Berkay. Gosso yükseldi. Gökhan. Gosso araya giriyor. Kazandırıyor takım arkadaşlarına. Şimdi Mehmet. Mehmet çizgi üzerinde bir çalım. Ama faul var. Biraz bekledi Tolga Özkalfa.
Mehmet topa yetişebilir mi diye avantaja bırakmak niyetindeydi. Ama ardından serbest vuruşu verdi. Mehmet. Gencer. Gosso. Gencer tekrar. Cemil. 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 Uzun oynadı. Berkay. O indirdi kafayla. Kvesic dokunuyor. Atak devam edebilir Göztepe adına. Taçla devam edecek. Hemen kullanıldı. Kerem Şeras. Abdel Diarra uzun oynadı. Gencer göğsüyle indiriyor. Cemil. Can baskı yapmıştı. Cemil uzun mesafeli oynadı. Savunmada kafa vuruşu Diarra'dan. Top dışarı gidiyor Taç. Atak yine Göztepe'nin olacak. Emre kontrol etti. Sağ beki Emre Göztepe'nin. Ardından top kaybı. Berkay bırakıyor kalecisi Erhan'a. Erhan uzaklaştırdı topu. Göztepe'nin baskısı var bu bölümlerde orta sahada ama faul kararı geliyor. Emre bir sakatlık geçiriyor. İşte Cemil görüntüde. Tayfun düzelteyim sakatlık geçiren. Serbest vuruş kullanılmadı henüz. Abdel Diarra kullandı. Çok uzun mesafeli. Kaleci Atacan. Atacan da geçen hafta ilk defa Adana Demirspor maçında kaleyi korudu. Karşıyaka'nın atağını izleyeceğiz şimdi. Tistel. Tistel bir çalım ardından top kaybı yapıyor. Göztepe'nin ani hata başlayabilir. Orta sahada top çeviriyor Göztepe'li oyuncular. Sol kanada doğru. Diarra indirmek istedi. Baskı var. Şimdi de Karşıyaka atağını izliyoruz. Zeki. Tistel dönüp gitmek istedi. Olmuyor. Gencer. Kerem. Yine Kerem topla buluştu. Mehmet. Basıyor topun üzerine. Kerem Şeras. Gosso. Cemil. Emre. Emre. Uzun mesafeli. Abdel Diarra. Onun bakışları arasında top son çizgiyi geçiyor. Abdel Diarra görüntüde. Fil dişi sahilinden. Değerli seyirciler 21 yaşında. O da ara transferden katıldı. Fransa 2. lig takımlarından. Strasbourg 2'den geldi. Karşıyaka takımına. Zeki. Emre. Cemil. Ve Atacan. Atacan ileriye doğru oynadı. Diarra kafa vuruşunu yapıyor. Gosso ve faulü belirledi karşılaşmanın hakemi. Kvesic görev yerine doğru gidiyor. Bosna Hersekli oyuncu. O da ara transferden katıldı. Zaten bugün Karşıyaka'da forma giyen pek çok oyuncu ara transferden. İki takımın ilk maçında oynayan Göztepe'de 4, Karşıyaka'da ise sadece 3 oyuncu var. Göztepe hata, gözler maçın hakeminde ve penaltı kararı geliyor. Hayır, özür diliyorum. Out kararı vermiş. Karşılaşmanın hakemi öyle bir noktayı işaret etti ki Tolga Özkalfa. Bakalım. Kale vuruşu diyor Tolga Özkalfa. Bir başka açı. İşte pozisyon bu. Diarra'nın ikili mücadelesi. Kale vuruşunu işaret ediyor Tolga Özkalfa. Bu arada orta sahada bir gerginlik. Karşılaşmanın hemen gözünün önünde.
Gosso. Kerem. Kerem çıkardı oradan topu. Emre. Cemil. Gencer. Gencer. Sağ kanatta Emre. Kontrol ediyor ama ardından dengesini kaybedince top kaybı oluyor. Kvesic uzaklaştırdı. Gosso'nun kafa vuruşu. Tayfun. Tayfun. Kendisi gitmek istedi, top kaybı yapıyor Gosso. Hakan Barış. Kaybetti topu. Can. Can hala kendisi oynuyor. Sağ kanattaki boşluğu gördü. Ömer gelmişti oraya. Faul diyor karşılaşmanın hakemi. Mehmet yaptı faulü. Yanına çağırıyor Mehmet'i. Tolga Özkalfa uyarıyor Mehmet'i. İşte pozisyonu tekrar izliyoruz. Mehmet Erdem Uğurlu. 27 yaşında. Geçen sezon ara transferde Ankara Gücü'nden geldi ve ikinci sezonu Gosso'yu da uyarıyor Tolga Özkalfa. Karşıyaka bu arada serbest vuruş hazırlığında. Tistel. Tistel yaptı ortasını. Top köşe gönderine çarpıyor ve taç çizgisini geçerek dışarı çıkıyor. Yine geldi. Tistel bu arada vazgeçti. O kullanmayacak, bırakıyor ve ceza sahasına doğru hareketleniyor. Ömer geldi. Taç atışını o kullanacak. Ömer görüntüde. Ömer şimdi kullandı. Kale sahasına doğru inen top. İkili mücadeleler devam ediyor. Gosso bayrağıyla uyarıyor. Yardımcı hakem Baki Tuncay Akkın ve serbest vuruş kararı Göztepe lehine. Aurelio değerli seyirciler. Önder Özen'in yardımcısıydı. Onun ayrılmasıyla birlikte teknik direktörlük görevini üstlenmiş vaziyette Göztepe takımında. Ve Karşıyaka'da da Soner Tolungüç. İki takımda birkaç kere teknik direktör değiştirdi. Karşıyaka'nın 5. Göztepe'nin ise 3. teknik direktörü oluyor. Kvesic kullandı. Abdel Diarra. Diarra uzun oynadı. Can kafayı vurdu. Savunma kontrol ediyor. Gosso. Mehmet. Mehmet verdi pasını. Gökhan Karadeniz. Gökhan. Gökhan. Mehmet yanında. Orta arka direğe doğru. Savunmadan bir kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Tehlikeli geldi Göztepe. Tekrar izliyoruz değerli seyirciler. Biraz da riskli Kvesic'den çok yakın gidiyor. Ve out'a çıkıyor işte pozisyon. Ama Kvesic'in arkasında da Lamin Diarra var. Şimdi orta, içeriye doğru kafa vuruşu ve gol! Gencer atıyor, Göztepe öne geçiyor. 16. dakika. Köşe vuruşundan gelen topla Gencer'in zamanlaması çok iyi. Kafa vuruşunu yapıyor ve Göztepe 1-0 öne geçiyor Karşıyaka karşısında. Savunmadan çıktı geldi değerli seyirciler. 27 yaşında, ara transferde takıma katılmış bir isim. Başakşehir, Kartalspor, Giresunspor, Boluspor gibi takımlardan hatırlıyoruz onu. Gencer'in kaydettiği gol. Tekrar ekranlara yansıyor. İşte bu kafa vuruşu. Bir başka açıdan yine görüyoruz. Ve top ağlarla buluşuyor. Maçın 16. dakikası.
Göztepe şimdi 1-0 önde. Karşıyaka bir kez daha başlama vuruşu yapacak. Kovacic. Tayfun. Tayfun. Zeki. Kovalçuk. Sağ kanatta Ömer vardı, ona gelmiyor. Şimdi Göztepe hata olabilir. Bu arada Mehmet yerde. Berkay'ın bir faulü vardı. Karşılaşmanın hakemi Tolga Özkalfa'nın çevresini sardı. Oyuncular onların uzaklaşmasını istiyor Tolga Özkalfa. Kart çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Çıkaracaksa bile Göztepe'liler çevresinde itiraz ediyorlar hala. Berkay'ı çekti yanına. Evet, kart çıkarmadı. Karar Göztepe lehine değerli seyirciler. Ama kart çıkmıyor. Pozisyonu yine görme şansımız olursa daha iyi değerlendirebiliriz. Serbest vuruş için hazırlıklar devam ediyor. Gosso hala hakemle bir şey konuşuyor. Kerem Şeras da serbest vuruşun hazırlığında. Kerem yaptı ortasını ceza sahasına doğru. Kaleci Erhan kontrol ediyor. Şimdi bir ani atak arayışı karşıya kadar. Top dışarı gidiyor. Taç. Bir serbest vuruş daha. ...16. dakikada Gencer'in attığı tek gol var. Az önceki faulü izliyoruz değerli seyirciler. Tistel yaptı faulü. Gosso. Gencer. Cemil. Cemil ileriye doğru. Clayton. Taç atışı Göztepe'nin. Clayton bıraktı. Emre geliyor taç atışını kullanmak için. Emre kullandı hemen taç atışını. Bir kez daha dışarıda bu sefer. Top karşı yakanın. Kovacic. Kovacic. Cemil ayak koydu, sonra Emre uzaklaştırmak istedi. Emre. Emre kullandı taç atışını. Kovacic kafayla indiriyor. Göztepe hata devam ediyor. Sol kanatta şimdi Diarra topla buluştu. Tek top bıraktı. Mehmet'in vuruşu ceza sahasına. Bir pas oluyor. Savunmaya çarpan top dışarı gidiyor. Köşe vuruşu. Gökhan Karadeniz gitti köşe vuruşunu kullanmak için. Golün sahibi Gencer yine ceza sahasında. Gökhan yüksek bir orta arka tarafa. Erhan yükseldi ve aldı. Erhan hemen başlatmak istiyor. Uzun bir kaleci vuruşu. Tistel var ileride. Tistel Gosso ikili mücadelesi. Devam diyor karşılaşmanın hakemi. Sağ kanattan devam ediyor. Ev sahibi ekibin atağı. Göztepe atak geliştiriyor. Kerem ceza sahasına yönlendirdi. Geçmedi. Ömer kafayla uzaklaştırdı. Kazandırdı takım arkadaşlarına. Can'a doğru uzun mesafeli bir pas. Can. Emre yetişti. Can. Can ceza sahasına dönmek istiyor. Şimdi döndü. Can ortaya çevirmek istedi ama Göztepe savunması kalabalık. Gosso. Gosso. Baskı var. Serbest vuruş Gosso'ya yapılan bir faul var. Pozisyonu görelim değerli seyirciler. Can geliyor. Orada Can Erdem 28 yaşında. 2013'ten beri Karşıyaka'da. Bu sezon başı ama bir Sarıyer macerası var. Ve ardından ara transferde yine Karşıyaka'ya döndü Can Erdem.
Atacan uzun kullandı. Diarra yerde. Karşılaşmanın hakemi şimdi durdurdu oyunu. İki oyuncunun çarpışmasını görünce Diarra şu anda yerde. Diğeri Berkay olmalı. Takım arkadaşları hemen yanına geldi. Evet, Berkay diğeri de, değerli seyirciler. Pozisyonu yine görüyoruz. İki oyuncunun hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışması. Diarra ve Berkay hala doğrulmuş değil. Berkay Fenerbahçe'nin oyuncusu. Karşıyaka'da kiralık olarak oynuyor. 22 yaşında. Diarra ayağa kalktı. Ve işte golü yine görüyoruz. Gencer savunmadan çıkıp geldi. Kafa vuruşunu yaptı. Ve topu ağlara yolluyor. Bu hareketinden yakın zamanda belki de bir çocuğu olacağını anlıyoruz. Bu golü de ailesine armağan ediyor. Bu arada Berkay sedyeye kaldırılıyor. Biraz endişe verici. Ellerine bakıyorum. Onlar da pek kıpırdamıyor. Değiştirin işareti var. Sağlık görevlileri yanında Berkay'ı kontrol ediyorlar. Değerli seyirciler, genç bir futbolcu. Oyuncu değişikliği olacak. Zorunlu olarak umarız Berkay'ın önemli bir şeyi yoktur. Karşıyaka'da Abdülhamit Yıldız biraz sonra oyuna girecek. Berkay sedye ile saha kenarına doğru alınıyor. Tribünler görüntüde bu arada. Geçmiş olsun diyoruz Berkay'a. Abdülhamit Yıldız bu arada hazırlığını yapıyor, görüyorsunuz. Bir yandan Berkay'a bakıyorum değerli seyirciler. Umarız önemli bir şey yoktur. Yedek kulübesine getirildi önce. Bir ambulans ihtiyacı doğmamış olması iyiye işaret derken ben kenarda telaşlı bir hareket var. Onlar da ambulansı çağırıyorlar. Görüyorsunuz ambulans şimdi harekete geçti. Bir yandan da karşılaşma hareketlendi değerli seyirciler. Ama Berkay'ın sağlık durumu çok daha önemli. Orayı takip etmeyi tercih ediyorum. Ambulans şimdi yedek kulübesinin oraya geldi. Ambulanstaki sedye indiriliyor. İşte Berkay görüntüye geldi. Bu arada sahada da karşılaşma devam ediyor. Berkay değerli seyirciler sedyeye alınıyor. Ömer bu hareketinden sonra sarı kart gördü Karşıyaka'da. Onu paylaşalım sizlerle. Karşılaşmadaki ilk sarı kart oluyor aynı zamanda. Evet, karşılaşmaya gözlerimizi çevirelim. Gençer şimdi topla buluştu. Mehmet. Top çizgiyi geçiyor. Taç. Mehmet kullandı taç atışını. Bir kez daha taç ama bu sefer Karşıyaka kullanacak. Gosso, Cemil, Atacan, çok uzun mesafeli, savunmada kafa vuruşu Abdülhamit'ten geliyor. Gosso, Emre. Emre ayağına dolaştırdı topu. Ama faul de var. Serbest vuruş kullanacak Göztepe.
Evet, boynu sabitlendikten sonra Berkay sedyeye alındı ve şimdi ambulansa aktarılıyor. Tistel. Mehmet. Gencer. Karşıyaka'nın hatanı izliyoruz. Gencer'in müdahalesi kale vuruşunu işaret ediyor. Yardımcı hakem Tolga Özkalfa da ona uyuyor. Ömer Can görüntüde. Yine izleyelim. Bu arada değerli seyirciler, Berkay Can Değirmencioğlu'nu alan ambulans yola çıktı. Bir bilgi aldığımız anda tabii ki sizlerle paylaşacağız hemen. Geçmiş olsun diyoruz Berkay'a. Umarız önemli bir şey değildir. Kısa sürede kendisini toparlar ve sahalara döner. Ve biz de gözlerimizi karşılaşmaya çeviriyoruz. Evet, biraz bizi üzen, neşemizi kaçıran bir olay Berkay'ın bu sakatlığı. 16. dakikada tek gol var. Gencer kaydetti golü. Karşıyaka'nın bir atağını izliyoruz. Dediğim anda Gosso araya girdi ve Tayfun'dan topu kurtardı. Ama Tayfun'un baskısı devam ediyor. Taç. Bu arada Karşıyaka'lı oyuncular taç atışının kendilerinde olması gerektiğini söylüyor. Tayfun'un itirazı var. Kvesic görüntüde. Göztepe oyunu tekrar hareketlendirdi. Lamine Diarra'nın olduğu bölge. Adaşı Abdel Diarra kafa vuruşunu yapıyor. Kerem Şeras indirdi. Ve şimdi Mehmet araya girdikten sonra kazandırdı takım arkadaşlarına. Kerem Şeras. Gol pozisyonu, vuruş direkten dışarı gidiyor. Göztepe Hakan Barış'la ikinci gole çok yaklaşıyor. Hakan görüntüde üzüntüsünü yaşıyor kaçırdığı golün. Maçın 30. dakikası. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Kerem'e baskı. Hakan için pas oluyor. Hakan Barış'ın vuruşu. Top direğe çarpıp dışarı gidiyor. Tabii orada kaleci Erhan'ın refleksini de takdir etmek lazım Karşıyaka adına. Köşe vuruşu kullanıldı. Yüksek bir köşe vuruşu. Erhan boşa çıktı. Gencer. Erhan kontrol ediyor. İlk golün sahibi Gencer. Yine savunmadan çıktı geldi. Kafa vuruşu kaleci Erhan'da kalıyor. Mehmet. Mehmet. Verdi pasını Diarra. Onun da pası Kerem. Şut şansı bulamadı bu arada. Oyunu durduruyor karşılaşmanın hakemi. Karşıyaka kullanacak vuruşu. ...31. dakikaya geldik. 1-0'lık skor. Karşıyaka Göztepe karşısında geriye düştü. Erhan şimdi ileriye doğru yolluyor. Kafa vuruşu Can Erdem'den geldi. Atacan. Can'ın baskısı vardı. Atacan ileriye doğru oynadı. Zeki. Kerem Şeras araya giriyor. Gosso. Gosso. Onun pası. Top şimdi çizgiyi geçti. Kvesic. Abdel Diarra. Erhan. Can kafayla indirdi. İndirdiği noktada takım arkadaşları yok. Ömer biraz oyalanınca kaybetti. Hakan ceza sahasında. Hakan ortaya bırakıyor. Abdel Diarra, Lamin Diarra'dan önce topu uzaklaştırmayı başarıyor. Göztepe'nin yine tehlikeli geldiği bir pozisyon. Tekrar izliyoruz değerli seyirciler. İşte buradaki top kaybı. Hakan taşıdı, pasını verdi ama Abdel Diarra orada Lamin Diarra'dan önce topa müdahale ediyor. Köşe vuruşu için hazırlıklar devam ediyor. Clayton yaptı ortasını. Erhan çift yumruk, ceza sahası dışına gitmedi. Hücum devam edebilir.
Gosson'un pası karşı yakalı oyunculardan dışarıda. Kerem hemen kullandı. Gosso, Diarra tek top oynadı. Clayton offside bayrağı kalkmadı. Clayton, kaleci Erhan. Erhan Erentürk. Çok genç bir kaleci, henüz 20 yaşında. İşte yine izliyoruz Clayton'ın kale sahasına doğru yönlendirdiği top. Kaleci Erhan kontrol ediyor. Göztepe'nin baskısı var. Hakan. Ömer Hakan ikili mücadelesi. Taç atışı Göztepe'nin. Kerem Şeras. Tekrar Kerem. Gosso. Gosso. Baskı var üzerinde. Kovalçuk. Kovalçuk yere atladı. Ben bir şey yapmadım demek istiyor ama karşılaşmanın hakemi Tolga Özkalfa Göztepe lehine verdi faulü. Cemil. Cemil. Gencer. Gosso. Mehmet. Yine Kovalçuk'tan. Yine Kovalçuk'un itirazı. Serbest vuruş. Göztepe kullanıyor. Hakan. Hakan ceza sahasına doğru sokulmak istedi. Ama Tistel müsaade etmiyor. Kovalçuk. Pası yerden. İleriye doğru oynadı Ömercan. Bir müdahale, top dışarıda, taç. Cemil geldi kademeye. Bekleyin dedi. İki top var sahada. Onların biri çıkarılsın. Tolga Özkalfa'nın düdüğünü tercüme ettim size. Ömercan. Göztepe'nin atağını izliyoruz. Gökhan Karadeniz taşıdı. Verdi pasını. Emre atağa katıldı. Gökhan tekrar. Emre'nin önüne doğru. Emre yetişti ama orta şansı bulamıyor. Ancak sağda tuttu. Ardından da topu kaybetti. Tistel. 3'e 2 yakalandı. Savunma hızla dönmeye çalışıyor. Gosso yetişti. Tistel taşıyor. Tistel. Orta şut karışımı bir vuruş. Kaleyi düşünmüş olabilir. Topu dışarı yolluyor. Tonya Tistel. Evet, yine bir sakatlık söz konusu. Gencer stoperi değerli seyirciler Göztepe'nin ve şu ana kadarki tek golün sahibi. 16. dakikada kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve Göztepe'yi karşı yaka önünde 1-0 öne geçirdi. İşte bu Hakan'ın direkten dönen vuruşu. Orada tabii kaleci Erhan'ın son andaki uzanışı da topun ağlara gitmesine engel olan bir başka unsur. Maçın önemli pozisyonlarından birisiydi. 28. haftanın son karşılaşmasını izliyoruz değerli seyirciler. İzmir derbisi Göztepe ile Karşıyaka arasında. 36. dakikaya geldik ve meşaleler yakarak ilin plaka numarasına gelindiğinde İzmirliler tribünlerde bir şova başladılar. Bu hemen hemen bütün statlarda, bazen konfetiyle oluyor, bazen başka şekilde. Ve İzmirliler de bu dakikayı kaçırmadılar. Şimdi Abdel Diarra serbest vuruşu kullandı. Can. Serbest vuruş. Ömercan doğruldu. Serbest vuruş kullanacak şimdi. Pozisyonu yine gördük değerli seyirciler. Kerem'in yaptığı faul. Bu arada tabii yakılan meşalelerden ötürü bir sis bulutu da kameralarımızın önünden geçiyor.
Hazırlıklar tamamlandı. Şimdi kullanıldı serbest vuruş. Kafa vuruşu, top üstten dışarı gidiyor. Karşı yakanın belki de maçın başından beri yakaladığı en iyi pozisyondu bu. Sonradan oyuna giren Abdülhamit bu pozisyonda yükseldi, kafa vuruşunu yaptı ve top direğin üstünden dışarı gidiyor. Atacan. Yine izledik pozisyonu. Atacan da bu arada kale vuruşunun hazırlığını tamamladı. Atacan. Vuruş. Karşıya kale yine. Clayton'ın oradaki faulünü belirliyor. Zeki'ye yaptığı faulü. Tolga Özkalfa. Abdel Diarra kullandı. Ceza sahasına doğru havalandırdı Abdel Diarra. Tistel. İlk kontrol iyi değil. Kerem Şaras'a kaybetti. Baskı kurmak istiyor karşıya kalı oyuncular orada. Taç. Son dokunuş Tistel'den. Mehmet. Ömer. Pası isabetli olmadı. Mehmet. Kafa vuruşu Zeki'den geliyor. En direkt serbest vuruş kararı var. Gosso. Kerem. Mehmet. Kerem tekrar. Kerem Kovalçuk'tan sıyrıldı. Kovalçuk bırakmıyor. Avantaja bıraktı karşılaşmanın hakemi. Hakan. Hakan. Hakan kaybetti topu. Tistel. Çizgi üzerinde gitme düşüncesi. Kerem kademede dışarı yolluyor taç. Aurelio görüntüde değerli seyirciler. Göztepe'yi çalıştırıyor. Oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Ömer. Ömer kullandı. Ömercan. Ömercan. Faul var. Gencer'in yaptığı faulü Baki Tuncay Hakkın bayrağıyla işaretliyor, uyarıyor Tolga Özkalfa'yı. Serbest vuruş. Bir yarım korner hüviyetinde serbest vuruş için hazırlık yapılıyor şimdi. Abdel Diarra ceza sahasına geldi. Abdülhamit karşı yakada iki stoper ceza sahasına geldi. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Arka tarafa doğru kafa vuruşu, top yandan dışarı gidiyor. Kafa vuruşunu yapan Abdel Diarra şu anda görüntüye geliyor. Değerli seyirciler, o da savunmadan çıkıp gelen bir isim. Tabii takımlar stoperleri sıklıkla ölü toplarda rakip ceza sahasına yolluyorlar. Çünkü genelde stoperler uzun boylu oluyor. Ve bu maçta Gencer'in bulduğu goller gibi goller bulabiliyorlar. Biraz önce de Abdel Diarra kafa vuruşunu yaptı ve az farkla dışarı gitti o top. Maçın 41. dakikası. Mehmet. Bir kez daha taç. Yine Mehmet kullandı taç atışını. Lamin Diarra. Abdülhamit arkasındaydı. Top dışarı gidiyor. Mehmet. Mehmet. Diarra ceza sahası içerisinde orta şansı bulamadı. Kerem Şaras yetişti. Verdi pasını. Şimdi Gosso uzak tarafa doğru yönlendirdi. Clayton, kaleci Erhan. Göztepe'nin yine yakaladığı çok iyi bir fırsat. Genç kaleci Erhan gole izin vermiyor. Kerem Şaras. Emre. Uzak tarafa doğru havalandırdı. Top hala saha içerisinde. Oyun devam etmekte. Bu arada orada Abdülhamit'le
Göztepe ile Hakan arasında bir itiş kakış. Hakan sarı kart görüyor. Pozisyonu yine görme şansımız olacak. İşte Hakan. Yine görelim değerli seyirciler. İşte karşılıklı bir itiş kakış. İki oyuncuya da sarı kart göstermiş. Hem Abdülhamit'e hem de Hakan'a sarı kart gösteriyor o pozisyonda. Sonradan oyuna giren 87 numaralı Abdülhamit sarı kartı gören oyuncu işte. O da görüntüye geliyor. O futbol kuralları dışına çıkan mücadelede her iki oyuncuyu da sarı kartla cezalandırırken faul kararını da karşıya kaleye veriyor karşılaşmanın hakemi. Erhan. Göztepe'den de Hakan Barış sarı kartı gördü. Kerem Şeras görüntüde şu anda değerli seyirciler. Evet, tekrar gözlerimizi maça çevirelim. Gencer, Atacan, Tistel, Gosso yerde karar faul. Zeki'nin kambura yattığını belirliyor karşılaşmanın hakemi. 44. dakikaya geliyoruz. 1-0'lık üstünlüğü var. Ev sahibi ekip Göztepe'nin 16. dakikada Gencer'in kaydettiği gol. Karşıyaka hata sonlanıyor. Mehmet topu kurtardı. Gosso. Gosso'nun pası çizgiyi geçiyor. Taç. İlk yarıda son dakikanın içindeyiz artık. Tistel'in pası ceza sahası içerisi. Tayfun yerde ama oyunu devam ettirdi karşılaşmanın hakemi. Emre şimdi topla buluştu. Emre kendisi taşıyor. Gökhan Karadeniz ilerisinde o ceza sahasına doğru havalandırdı. Hiçbir Göztepe'linin olmadığı bölgeye iniyor top. Dördüncü hakem kayıp zaman tabelasını hazırlıyor. 45. dakika tamamlanmak üzere. Bir pas hatası çok da kritik bir noktada Kovalçuk'tan. Ama iyi değerlendiremedi Göztepe'li oyuncular. Bir dakikalık kayıp zaman söz konusu. Dördüncü hakem Levent Aktan gösteriyor. 45 dakikayı şu anda tamamladık ve bir dakikalık kayıp zaman başladı. Ömercan. Tistel yaptı ortasını. Can'ın üzerinden geçiyor. Zeki kontrol etti. Tayfun. Orta arayışı, o şansı bulamadı. Gökhan Karadeniz kontrol ediyor. Onun ileriye doğru oynadı top. Diarra. İki Diarra karşı karşıya. Abdel Diarra topu kurtarmayı başarıyor. Lamin Diarra'dan. Can göğse indirdi ama kontrol iyi değil. Göztepe'li oyuncularda kalıyor top. Mehmet. Hakan. Ömer'den sıyrılamadı. Ömer ondan alıyor topu. Şimdi Tayfun. Tistel verdi pasını, şut şansı, vuruş üstten dışarı gidiyor. Zeki ilk yarının belki de son şansıydı herhangi bir takım adına. Atacan kale vuruşunu kullanmadan Tolga Özkalfa ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor ve ilk yarının skorunu ilan ediyor. Göztepe 1, Karşıyaka 0. 16. dakikada köşe vuruşu organizasyonunda Gencer'in kafa vuruşuyla gelen gol. İşte bu golle Göztepe soyunma odasına 1-0'lık avantajla gidiyor değerli seyirciler. Değişik açılardan ilk yarıdaki tek golü tekrar tekrar izliyoruz. Savunmadan çıktı geldi Gencer. O kafa vuruşunu yaptı ve gol sevincini de böyle yaşadı. İlk yarıyı tamamlıyoruz değerli seyirciler. Karşılaşmanın ikinci yarısında tekrar birlikte olacağız. İzmir'de güzel bir hava, güneş iyice yüzünü gösterdi bu dakikalarda. İlk yarının 1-0'lık skoru hafızalarımızda.
Golü bir hatırlayalım. İşte bu köşe vuruşu Clayton kullanıyor. Gencer kafa vuruşunu yapıyor. Bir başka açıdan yine görmekteyiz. Savunmadan çıktı geldi Gencer ve şık bir kafa vuruşu topu ağlara yollamayı başardı. İlk yarıda tek gol bu oldu. Başka fırsatlar da yakaladı Göztepe ama onları değerlendiremedi. İşte bunlardan bir tanesi mesela. Seken top Hakan'ın önüne düşüyor. Hakan'ın vuruşunda top önce kaleci Erhan'a ardından direğe ve önemli bir fırsattan yararlanamamış oluyor. Ev sahibi bir ekip Göztepe. Savunmadaki bu hata, Ömer kaybetmişti o topu. Diarra son anda araya giriyor ve adaşı Lamin Diarra'dan topu kurtarmayı başarıyor. Hemen arkasında Lamin Diarra topu bekliyordu çünkü. Clayton'la gelişen bir başka hatanı gördük. Ev sahibi ekibin, kalecinin üzerine gitmişti. Bu arada resmi biletli sayısı da açıklandı. Göztepe'nin 10.700, Karşıyaka'nın 2.890 taraftarı tribünde. Toplam 13.590 seyirci bu karşılaşmayı tribünde izliyor değerli seyirciler. İşte tribünler de görüntüye yansıyor. Bu da Berkay'ın sakatlandığı pozisyon. Diarra ile havada çarpıştılar. Ne yazık ki genç oyuncu sedye ile ve ardından ambulansla sahayı terk etmek zorunda kaldı. Ve tedavisi için hastaneye götürüldü. Umarız önemli bir şey yoktur. Şimdiden bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz genç oyuncuya. Göztepe döndü değerli seyirciler. Göztepe'li oyuncular sahaya doğru geliyorlar. Görüyorsunuz. Bu aynı zamanda haftanın da son karşılaşması. Ve böylece PTT 1. Lig'de 28. haftayı tamamlamış oluyoruz. Bu haftanın skorlarını da hatırlayalım isterseniz. Elazığ Spor 0, Bolu Spor 0, Alanya Spor 2, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor 0, Karabük Spor 1, 1461 Trabzon 2, bir düşme hattındaki 1461 Trabzon için çok önemli bir galibiyet. Lig ikincisi Karabük karşısında alınan bu galibiyet. Denizli Spor 2, Altınordu 2, Balıkesir Spor 3, Kayseri Erciyes Spor 0. Bu da düşme hattında Kayseri Erciyes Spor'a ciddi bir darbe oldu Balıkesir Spor'da. Playoff sıralaması için hala umutlarını sürdürüyor. Yeni Malatya 2, Şanlıurfa 1. Bu hafta alınan bir başka skor oldu değerli seyirciler. Giresun Spor 1, Adana Demir Spor 0. O da bu karşılaşmadan önce oynandı ve tamamlandı. Göztepe Karşıyaka maçını izlemektesiniz. İlk yarısı 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona erdi karşılaşmanın. İkinci yarısı için Karşıyaka sahaya döndü. Aurelio görüntüye geliyor. Göztepe'nin teknik direktörü Önder Özen'den boşalan koltuğa Aurelio oturdu. Yardımcı hakemler yine fileleri kontrol etmekteler. Ekrandaki yardımcı biraz önce Baki Tuncay Akkın'dı. Şimdi Serkan Gencer'leri görüyorsunuz. Dördüncü hakem Levent Aktan şu anda görüntüdeki hakem. Ve Tolga Özkalfa da orta yuvarlakta ikinci yarının ilk düdüğünü çalmak üzere son hazırlıklarını yapıyor. Soner Tolungüç
görüntüye geldi. O da karşıya kadar zor bir görevin altında. Yusuf Şimşek'in yerine geldi değerli seyirciler. 1964 Hatay doğumlu. 1996-97 sezonunda da futbol kariyerinin son sezonuydu. Karşıyaka'da oynadı Soner Tolungüç. Ve gözlerimiz yine maçın hakemine dönüyor. Kenarla işaretleşti. Kalecilerle işaretleşti. İlk düdüğü çalıyor ikinci yarı için ve ikinci 45 dakikayı başlatıyor. İlk yarıda Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü, yakaladığı pozisyonlar ama farkı artıramayışı var. Karşıyaka hala maça ortak olmak için umudunu sürdürüyor. Şimdi Gökhan Karadeniz'in kanada doğru bir pası. Hakan oradan gelme düşüncesindeydi. Kale vuruşu. Hakan görüntüde. İşte pozisyonu yine görüyoruz. Evet. Hakan dışarıdayken topa temas ediyor. Topun çizgiyi tamamı geçtiyse eğer karşı yakalı oyuncudan çıkmış olması gerekirdi. Tolga Özkalfa'nın tabii yardımcısı var diğer çizgide. Baki Tuncay Hakkın belki de topun tamamının geçmediğini o belirledi. Ve kale vuruşu kararı geldi. Emre taç atışını kullanacak. Emre. Bu arada Diarra bir vücut çalımı. Topu önüne aldı. Diarra yerden de pasını veriyor. Ceza sahası içi. Clayton vuruş şansı bulamadı. Ardından Erhan topu uzaklaştırıyor. Göztepe ikinci yarıya da daha etkili başlayan taraf oldu. Aurelio görüntüdeydi. Diarra. Top kaybı Tayfun. Ardından Ömercan ve Göztepe'li oyuncuların müdahalesiyle top dışarı gidiyor. İşte Diarra'nın biraz önce Clayton'a ceza sahası içinde verdiği pas ama Clayton kalabalık savunma içerisinde şut şansı bulamayınca Erhan topu uzaklaştırıyor. Taç Karşıyaka'nın Kvesic. Şimdi Tistel o kalabalıkta o da topu kurtaramadı. Göztepe savunması uzaklaştırıyor. Topu uzaklaştıran Mehmet oldu ve görev yerine doğru gidiyor. Mehmet aslında sol bek. Kademeye geldi o noktaya. Bir kez daha taç. Kvesic. Kvesic şimdi kullandı taç atışını. Tekrar aldı. Tayfun. Tayfun'un pası ceza sahasına geldi. Önce Gosso ardından Emre uzaklaştırıyor. Kvesic. Ömer Can'la paslaştı Kvesic. Top hala onda. Bir topuk pası denemesi. Gosso ardından karşı yakalı oyuncuların son dokunuşu ve top dışarı gidiyor. Atacan. Atacan şimdi kullandı. Elle oynama beklentileri oyun sürüyor. Kvesic. Orada Tayfun. Şimdi elle oynama kararı veriyor. Karşılaşmanın hakemi Tolga Özkalfa. Kovalçuk. Kullandı serbest vuruşu. Tayfun. Duvar pası. Duvar pası başarılı. Tayfun. Yerden ceza sahasına yolluyor. Gosso. Abdel Diarra. Abdülhamit. Kovalçuk. Mehmet. Tistel'in baskısı. Mehmet. Mehmet. Tistel yerde. Mehmet atağı sürüklüyor. Bakıyor rakibine. Ayağa kalkamadığını görünce de topu dışarı bırakıyor. Tolga Özkalfa Tistel'in yanına geldi. Orada bir prosedür var tabii. Sadece hal hatır sormaya gelmiyor. Tistel'in yüzüne gelen darbe de burada ekranlara yansıyor. Kameralarımız yakalamış. Orada oyuncuya soruyor hakem sağlık görevlisi isteyip istemediğini.
Eğer sağlık görevlisi sahaya girerse tekrar oyuna girebilmek için muhakkak dışarı çıkması lazım oyuncunun. Sağlık görevi istemezse ayağa kalkıp oyuna devam edebiliyor. Atacan. Atacan topu eline aldı. Atacan uzun. Abdeldiyarra. Kafa vuruşu Mehmet'ten geldi. Abdülhamit ileriye doğru oynuyor. Top Göztepe'de kaldı. Mehmet kanada doğru döndü. Gosso. Gökhan sol kanada veriyor pasını. Orta arayışı. Orada Mehmet topu o kalabalıktan çıkartamıyor. Taç Karşıyaka'nın. Hemen kullandı Karşıyaka'lı oyuncular. Can Erdem. Bir kez daha taç. Kovalçuk kullandı serbest vuruşu. Tayfun, Tayfun uzaktan vuruşu dışarı gidiyor. Atacan. Kovalçuk'un kafa vuruşu. Gencer. Tistel. Son dokunuş karşıya kadar. Bu arada tribünlerde bir anlaşılmaz karmaşa. Taraftarlar sahaya doğru girmeye başladı değerli seyirciler. Karşıyaka taç atışını kullandı. Göztepe'li futbol severlerin olduğu bölgede bir karmaşa var. Niçin acaba? İki taraftar grubu mu birbirine girdi? Ne gerek var? Güzel bir futbol günü. Takımınız 1-0 önde. Neyse biz sahaya dönelim, futbola dönelim. Karşılaşma bu arada devam etmekte. Göztepe'nin atağını izliyoruz. Diarra geriye doğru bıraktı. Kerem Çeraz sağ kanatta. Gökhan Karadeniz. Onun pası Emre ortasını yaptı. Uzak tarafa doğru inen top. Bir kafa vuruşu savunmadan dışarı gidiyor. Köşe vuruşuyla devam edecek Göztepe'nin atağı. Ömer yaptı savunmada kafa vuruşunu. Clayton değerli seyirciler köşe vuruşunu kullanmak üzere gidiyor. Kovalçuk görüntüye geldi bu arada. Clayton. Clayton. Yaptı ortasını Gökhan'ı geçti. Kafa vuruşu savunmada Kvesic'den geliyor. Bir orta daha uzak tarafta hiçbir Göztepe'li oyuncu yok. Oraya yetişen Tayfun oldu. Diarra'nın ileriye doğru uzun oynadığı top. Can kafayla indirdi. Gosso ardından müdahale etti. Top Göztepe'de kalıyor. Emre sıyrılamadı. Son dokunuş Emre'den. Taç atışını hemen kullandı Can Erdem. Cemil uzaklaştırdı. Abdülhamit. Erhan. Abdeldiyarra. Tistel'in olduğu bölge ama Tistel'e gelmiyor. Gökhan Karadeniz. Orta sahada Kovalçuk'un mücadelesi topu kurtarmayı başardı. Karşıyaka'da kalıyor top. Atak arayışı Karşıyaka'da. Tayfun'a taşıdılar topu. Tayfun. Yerden pasını verdi Tayfun. Şimdi Zeki şut şansı aradı. Yatarak müdahale o şansı bulamıyor.
ve Göztepe'nin atağa başlamak üzere. Cemil orada topu kurtardıktan sonra uzaklaştırdı. Abdel Diyarra şimdi topun sahibi. Onun da acele bir pası Mehmet'e gidiyor. Kerem Şeraz. Mehmet. Tekrar Kerem. Gosso var yanında. Onunla oynadı. Gosso da Kerem'e iade ediyor. Tistel'in dokunuşu. Top dışarıda, taç. Atacan. Cemil. Baskı var Cemil'in üzerinde. O da topu dışarı yolluyor. Kvesic. Bosna Hersek'te değerli seyirciler. Kvesic. Bu arada tribünde yaşanan gerginlik. Güvenlik görevlileri o bölgeye geldi. Olayları kontrol altına alıyorlar. Ayak koyan Ömer oldu ama Göztepe'nin atağı devam ediyor. Pas ceza sahasına doğru. Geçmedi Diyarra'ya. Abdel Diyarra yine topa müdahale etti. Lamine Diyarra'dan önce. Gosso Göztepe'de kaleyi gördü. Şut atacak gibi yaptı. Kovalçuk ayak koyuyor. Mehmet, o da top kaybetti. Gosso var yanında. Kerem Şeraz. Kerem'in pası Gökhan. Gökhan ortasını yaptı. Biraz yüksek. Hakan'ın olduğu bölge. Kovacic gelip kafayı vuruyor ve topu dışarı yolluyor. Josip Kvesic. Bu arada yine sağ kenarında ambulanslar görüyorum. Göztepe'li taraftarlar büyük ihtimalle değerli seyirciler. Deminki arbede de herhalde bazı ufak tefek sıkıntılar oldu. Evet, orada sağlık görevlileri o seyircilere müdahale ediyor. Biz yine gözlerimizi maça çevirelim. Ömercan havalandırdı ceza sahasına doğru. Atacan. Can görüntüde. Tekrar izliyoruz değerli seyirciler. Ömercan Can'a doğru biraz yukarıdan gidince top. Can alamıyor o topu. Tistel kurtulmak istedi rakibinden. Sıyrılamıyor. Gencer'in olduğu bölgeye geliyordu top ama zaten öncesinde bir faul var. İşte orada ambulanslar ve sağlık görevlileri, bazı seyircilerin sıkıntısı var. Orada müdahale ediliyor. Güvenlik görevlileri de gerekli tedbirleri aldı. Gözlerimizi maça çevirelim yine. Kerem Şeraz sıyrılamadı rakibinden. Tistel. Tistel de geçemiyor ama karşı yakanın atağı taç atışıyla devam edecek. Gosso. Oyuncu değişikliği var değerli seyirciler. Karşı yakada bir oyuncu değişikliği olacak. Tayfun sağ kenarına alınacak. Biraz sonra Şahin Aygüneş oyuna girecek. Evet, karşı yakadaki ikinci oyuncu değişikliği oldu bu. İlki mecburen yapılmıştı. Berkay'ın sakatlanması sonrasında şimdi de Tayfun çıkıyor. Şahin oyuna giriyor. Karşı yaka takımında. Kalan bölümde Şahin Aygüneş'i izleyeceğiz. Şimdi bir ara pası. Gol pozisyonu var. Vuruş, top dışarı gidiyor. Çok net pozisyon karşı yakanın. Maçın başından beri yakaladığı en iyi fırsat belki de bu değerli seyirciler. Bir başka açıdan tekrar izliyoruz pozisyonu. Bu da üçüncü açı. Ömercan orta sahada görev yapıyor. Bundan önce 3 gol atmıştı. Bir gol de kupada atmıştı Ömercan. Çok önemli bir fırsattan yararlanamıyor takımı adına.
Karşılaşmada 60. dakika. 3'te 2'lik kısmı bitirdik. Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Ama Ömercan'ın bir önceki yakaladığı fırsat Göztepe için belki de bir uyarı kıvamında, uyarı niteliğinde. Zira çok pozisyon yakaladı ve değerlendiremedi Göztepe. 1-0 hiçbir zaman garanti bir fırsat değil. Karşıyaka hala maçın içerisinde. Diarra'nın pası. Şimdi Clayton tekrar Diarra'yı buldu. Diarra ceza sahası içerisinde. Diarra kale sahasına indirdi. Erhan yatıyor ve kontrol ediyor. Karşıyakalı taraftarların tribünde gösterdiği bir reaksiyon sırtını döndü sahaya. Artık takıma mı protesto ediyorlar acaba? Bugün aslında Karşıyaka iyi de mücadele ediyor. Taç. Gökhan indirdi. Emre. Emre'ye baskı sırasında faul diyor. Karşılaşmanın hakemi Ömercan faul yapıyor. Evet, bir oyuncu değişikliği de ev sahibi ekipte oluyor. Clayton, değerli seyirciler, sağ kenarına alınıyor. Onun yerine Robert Mah oyuna giriyor. Göztepe takımında kalan bölümde Clayton'ın yerine görüntüdeki Mah'ı izleyeceğiz. Clayton da işte seyircisini böyle alkışlıyor verdikleri destek için. Kalan bölümde Robert Mah görev yapacak. Kamerunlu oyuncu, değerli seyirciler, Robert Mah. Paris doğumlu ancak, onu söyleyelim hemen. Sezon başında Göztepe'ye geldi Mah. Ve bugüne kadar 13 karşılaşmada forma giydi. Orta sahada oynayan bir isim. Göztepe'deki ilk oyuncu değişikliği oluyor bu. Aynı zamanda Emre taç atışını kullanacak. Geçmedi top. Kovalçuk araya girdi. Karşıyaka'nın hatanı izliyoruz şimdi. İyi geçti Ömercan ama kademeye de Gencer gayet iyi geliyor ve topu dışarı yolluyor. Taç hemen kullanıldı. Tistel. Bir orta Kvesic'den savunma müdahale etti. Tistel kafayla indiriyor. Gökhan Karadeniz indirdi. Kerem Şeras hızla taşıdı. Mah topla buluştu. Robert Mah. Gökhan Karadeniz. Şut şansı. Vuruşu savunmaya çarptı. Hız kaybetti. Pas oldu. Mah. Biraz da kötü değerlendirdi açıkçası. Robert Mah. Maça ısınamadan hemen önüne öyle bir top düştü ki lokum gibi aslında. Bakın ne yapacağına karar mı veremedi acaba? İstediği noktaya indiremedi büyük ihtimalle. Bakalım yine. Topun da aslında dönerek gelen bir kendi falsosu var. Kendi etrafında dönüyordu. O da Mah'ın o vuruşunu biraz olumsuz etkilemiş olabilir. Köşe vuruşuyla devam ediyor Göztepe'nin atağı. Gökhan yaptı ortasını içeriye doğru. Yine ona geliyor top. Ceza sahası içinde. Bir çalım bir orta düşündü ama Kvesic izin vermiyor. Kvesic topu da kurtardı. Ceza sahası dışına kadar yollamayı başardı. Mehmet çok uzaklardan kaleyi yokladı. Erhan rahatlıkla kontrol ediyor. Zeki. Zeki dışarı yolladı çünkü bir sakatlık söz konusu saha içerisinde.
Şahin değerli seyirciler biraz önce oyuna girmişti. Karşıyaka takımında onun bir sakatlığı söz konusu. Yıllarca Kasımpaşa'da top koşturdu biliyorsunuz. Ve işte burada yüzüne bir darbe gelmiş o top. Sertçe yüzüne çarpınca Şahin yerde kalıyor. 2013-14 sezonunda Trabzonspor, geçen sezon Antalyaspor'da top koşturdu. Bu sezon başında da Karşıyaka'ya geldi Şahin Aygüneş. Gosso. Gökhan topu kaybedebilirdi. Kerem'in önünde kaldı. Şimdi kale boş. Devam diyor karşılaşmanın hakemi. Penaltı beklentisi vardı. Robert Mah. Kamerunlu oyuncu yerdeydi ceza sahası içerisinde. Gosso. Pozisyonu yine görüyoruz değerli seyirciler. Bir başka açı. Burada kaleci Erhan topa doğru çıkıyor. Karşılaşmanın hakemine göre Erhan'ın bir müdahalesi yok. Göztepeliler ise penaltı kararı beklediler. Ama oyunu devam ettirdi Tolga Özkalfa. Mehmet. Gökhan'ın olduğu noktaya yollamıştı. O bölgede kafa vuruşu karşı yakalı oyunculardan geliyor. Pas biraz hızlı. Topa yakın olan Kvesic kalecisine kazandırıyor. Erhan. Abdülhamit. Diarra. Kvesic. Tekrar Kvesic topla buluştu. Diarra. Abdel Diarra. Uzun oynadı ileriye doğru. Can Erdem'in kafa vuruşu. Gosso orta sahada topu kurtarıyor. Gosso'nun pası. Ve şimdi Gökhan. Gökhan taşıyor. Sol kanatta bir boşluk. Oraya doğru Robert Mah'ın önüne. Mah yerde. Ve bu sefer sarı kart çıkıyor. Değerli seyirciler. Ve pozisyonu yine görme şansımız olacak. İşte burada tam ceza sahası içerisindeyken Ömer'in bu hareketi aynı zamanda ikinci sarı kart anlamına geliyor. Ömer kırmızı kartla oyun dışında karşılaşmanın 68. dakikası. İşte Ömer değerli seyirciler ağır ağır sağ kenarına doğru gidiyor. Karşıyaka şimdi hem 10 kişi kalacak. Bir de penaltı vuruşu. Göztepe 2-0 öne geçebilir. Gördüğü ilk sarı kart Ömer'in. Ardından biraz önce de ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartı oyun dışında kaldı. Gökhan Karadeniz penaltı vuruşunu kullanmanın hazırlığında. Genç kaleci Erhan kalesinde dikkatli, henüz 20 yaşında, iyi bir performans sergiledi bugün. Ama penaltı vuruşunda bir aylık çaresiz kaleciler. Bakalım ne yapacak? Sağa sola oynayabilir çizgi üzerinde ama ileriye çıkamaz kaleci Erhan. Bu arada hakemle oyuncular arasında da bir diyalog devam etmekte orada. Nedir gerekçesi anlamamız mümkün değil. Penaltı vuruşu için hazırlıklar tamamlandı. Zannediyorum Göztepe'li ve karşı yakalı oyuncular da aynı zamanda kendi aralarında pozisyonu değerlendiriyorlar. Evet, Gökhan topu yerleştirmiş, şimdi eline aldı. Bir kez daha yerleştiriyor. Karşılaşmada 70. dakikaya geldik. Gökhan vuruşu ve top ağlara gidiyor, gol. Dakika 70. Gökhan Karadeniz'in golü, skor 2-0 oluyor.
penaltıdan atıyor Gökhan. Ve 2-0'lık skor ortaya çıkıyor. İşte gol sevincini böyle yaşıyor Gökhan. Değerli seyirciler, karşılaşmanın hakemi de sarı kartını hazırladı bile. Gökhan'a formasını çıkardığı için bir sarı kart gösterecek. Yanına çağırıyor Gökhan Karadeniz'i. Ona da sarı kartını çıkartıyor. 25 yaşında değerli seyirciler Gökhan. Takımdaki ilk sezonu Antalya Spor'dan geldi. 4 gol atmıştı bu haftaya kadar. 5. golüne imza atıyor. Daha önce 3. ligde Aydın Spor 1923'te oynarken bir şampiyonluk yaşamıştı. 2. ligde de Altın Ordu'yla bir şampiyonluk sevinci var kariyerinde. Ve şimdi de Göztepe'nin başarısı için ter döküyor. Kvesic. Abdel Diarra. Bir kişi de eksik kaldı şimdi. Karşıyaka iş bir aylık zorlaştı Karşıyaka için. 20 dakikalık bir süre var karşılaşmanın tamamlanması adına. Mehmet kafayı vurdu. Goss orada kurtarıyor topu. Yine Mehmet. İleriye doğru oynadı. Kafa vuruşu Abdülhamit'ten. Pozisyonu yine görüyoruz. Ömercan'ın Gosso'ya yaptığı faul. Serbest vuruş kullanacak Göztepe. Gosso. Gençer. Emre. Diarra. Şimdi bir derin pas. Gol pozisyonu var. Diarra vuruşu, kaleciden dönen top. Kale boş. İkinci vuruş ve dışarı gidiyor. Robert Mah. Çok iyi bir fırsat Kamerunlu oyuncu adına. Bu arada kaleci Erhan da bir sakatlık geçiriyor. Diarra'nın şutu yüzüne gelmiş olabilir. Tekrar bakalım. Evet. Mah da bu vuruşu yapıyor ardından. Tekrar görüyoruz değerli seyirciler. Diarra kaleciden dönen topta Mah boş kale yerine topu dışarı yolluyor. Gerçi önünde tabii bir başka oyuncu vardı ama yine de daha iyi değerlendirebilirdi o pozisyonda. Lamine Diarra takımının formasıyla 3 gol attı bu karşılaşmaya kadar. Gökhan. Gökhan, kaleci Erhan yükselip kontrol ediyor. Uzun bir kaleci vuruşu kullandı şimdi. Can Erdem ileride yalnız. Gosso'nun kafa vuruşu. Topun indiği nokta Cemil var. Kafayla Atacan'a kazandırıyor. Atacan. Atacan. Out. Touch. Out nereden çıktı? Taç atışını kullandı Karşıyaka'lı oyuncular. Can Erdem oradan çıkardı topu. Ceza sahasına kadar geliyor. Şimdi out'a gidiyor. Kalan maçlarına bakalım takımların. Göztepe böyle bitirirse bu maçı ligde 10. sıraya kadar yükselecek. Önümüzdeki hafta deplasmanda Samsunspor'la oynayacak. Bu arada bir oyuncu değişikliği var. Önce ona bakalım. Leroy George değerli seyirciler. Biraz sonra oyuna girecek Surinamlı oyuncu. Hakan bugün bir vuruşu direkten döndü. Bir aile de çok çalıştık kanatta. O sağ kenarına alınıyor. Onun yerine Leroy George oyuna giriyor. Kalan bölümde Surinamlı oyuncu görev yapacak. O da orta sahada oynayan bir oyuncu. Sezon başında takıma katıldı Karabağ takımından. Daha önce 22 maçta ilk 11'de forma giymişti. 6'da golü var. Bu arada Göztepe'nin tehlikeli gelişen bir atağı. Robert Mah geriye doğru bırakıyor. Mehmet vuruşu top yandan dışarı gidiyor.
Erhan az önceki pozisyonu yine izledik. Erhan kullandı kale vuruşunu. Şimdi uzun mesafeli ileri Can Erdem. Tabii bir kişi eksik oynamak ciddi anlamda sıkıntılı Karşıyaka için. Cemil. Leroy George verdi pasını. Tehlikeli geliyor. Ev sahibi ekip yine Diarra'ya doğru. Kaleci Erhan kontrol etti. Mah görüntüde. Robert Mah değerli seyirciler. Kerem. Gökhan Karadeniz onun önüne doğru yine biraz hızlı. Kerem yetişemiyor. Erhan yine kale vuruşu için hazırlık yapıyor. Kerem Şeras bu arada görüntüdeydi. 32 yaşında tecrübeli bir isim. Süper Lig'de de top oynadı. Gençler Birliği Antalya Spor ve Kasımpaşa'da değerli seyirciler. Sezona da Kasımpaşa'da başlamıştı zaten. Ara transferde Göztepe'ye katıldı. Tonya Tistel. Taç. Kvesic. Tistel. Tistel. Taç atış kullanacak Karşıyaka. Kvesic. Kovalçuk. Pası isabetli olmadı Kovalçuk'un. Ve şimdi Diarra topu taşıyor. Sağında Leroy George var. O derin atmayı düşündü. Mah'a doğru. Abdülhamit araya giriyor ve topu dışarı yolluyor. Köşe vuruşu kullanacak Göztepe. Robert Mah görüntüdeydi. Kerem Şeras gidiyor köşe vuruşunu kullanmak için. Kerem. Şimdi kullandı. Kale sahasına doğru inen top. Kafa vuruşu Can Erdem'den geldi. Savunmasına yardıma gelmişti Can. Leroy George. Leroy George vuruşu yandan dışarı gidiyor. Bir başka açıdan yine görüyoruz. Emre. Emre. Jean-Jacques Gosso. Gençer. Kerem Şeras. Cemil. Gosso. Penaltı ve kırmızı karttan sonra oyunun temposu iyice düştü. Karşıyaka'da bir oyuncu değişikliği hazırlığı daha var. Son oyuncu değişikliğini kullanacak Karşıyaka'da Soner Tolun Güç. Leroy George görüntüde. Oyuncu değişikliğine şimdi izin verdi karşılaşmanın hakemi. Tonya Tistel saha kenarına alınıyor. Onun yerine Battal Demirbilek oyuna giriyor. 22 yaşında değerli seyirciler Battal Demirbilek. Takımının formasıyla daha önce hiç sahaya çıkmamıştı. Onu söyleyeyim. U21 takımında Karşıyaka'nın top koşturuyordu. Battal Demirbilek ve ilk defa PTT 1. Lig mücadelesinde Karşıyaka ile sahaya çıkıyor. Bu sezon 2013-2014 sezonunda yine Karşıyaka'dayken kısa sürelerle vakit bulmuştu. Tabii takımlar bunu yapıyor. Gazi Osman Paşa'ya, Alçova Yaşanspor'a ve Sancaktepe Belediyesi'ne değerli seyirciler kiralık olarak gitmişti. Bu arada bir gerginlik sahada Emre ile Can Erdem arasında. Bakalım karşılaşmanın hakemi ne yapacak? Sahada
dikkatli izliyor. Elinde bir sarı kart var. Evet, Can Erdem'i diğer oyunculardan ayırmak istiyor. Emre'yi de yanına çağırdı. Evet, iki oyuncuya da sarı kart çıkartıyor değerli seyirciler. Tolga Özkalfa, işte bakalım pozisyon bu. Aslında fitili ateşleyen, biraz önce oyuna giren Battal Demirbilek. Can Erdem de olaya dahil oluyor. Ve ardından iki oyuncu sarı kart görüyor. Son 10 dakika, 81. dakikadayız. 16. dakikada Gencer'in kaydettiği bir gol ilk yarı öyle tamamlandı. 70. dakikada Gökhan penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. O pozisyonda Karşıyaka'nın sağ beki Ömer kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve o dakikadan sonra da karşılaşma futbolcuların kafasında aslında bitti. Hem Karşıyakalı hem Göztepe'li futbolcuların tempo bir hayli düştü. Şimdi ileriye doğru Abdel Diarra'nın uzun yolladığı top. Gosso. Mehmet bıraktı. Robert Mah taşıdı. Mehmet topsuz koşu yapmıştı onun önüne. Orta içeriye doğru Leroy George'a gelmedi. Karşıyaka savunması ceza sahası içinde yardımlaşarak topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Göztepe'lilerin baskısı. İkili mücadele devam ediyor. Faul düdüğü var. Şahin faul yapan oyuncu. Orada bir sarı kart daha çıktı Ömer Can'a değerli seyirciler, o sarı kartta. Evet, kalan haftalar Karşıyaka için bir aylık sıkıntılı geçecek. Şu anda puan tablosuna baktığımızda 15. sıradaki 1461 Trabzon 28 puanda, Karşıyaka 19 puanda. Denizli Spor ve Kayseri Erciyes Spor 26 puanda. Bu 3 takımı geçmek zorunda kalan haftalarda Karşıyaka. Geriye 6 hafta ve 18 puanlık bir havuz kalıyor. Bu 18 puanın çoğunu alması lazım. Tabii alt sıralarda puan aslanın ağzında. Matematiksel olarak Karşıyaka'nın şansı devam etmekte ama bu karşılaşma açıkçası onlar adına çok 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 önemliydi 3 puan almak açısından. Göztepe'ye baktığımızda onlar haftaya 10. sırada başlamıştı. Bu galibiyette yine 10. sıraya çıkacaklar 37 puanla. Balıkesir Spor'un 5 puan gerisindeler. Balıkesir Spor 6. ve 42 puana sahip. Kalan haftalar Göztepe için playoff'lara katılmak yolunda bir umut anlamına da geliyor aldığı bu galibiyetle birlikte. Haftaya zorlu bir maç. Deplasmanda Samsun Spor'la Göztepe'yi bekliyor. Ardından kendi sahasında Bolu Spor'la oynayacak. Sonra yine deplasmana Karadeniz'e gidiyor. 1461 Trabzon deplasmanına. Kendi sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediye ile karşılaştıktan sonra Alanya ile deplasmanda mücadele edecek. Ve Karabük Spor maçıyla sezonu tamamlayacak Göztepe. Karşıyaka'nın ise önümüzdeki hafta iç sahada Giresunspor, sonra deplasmanda Denizlispor, iç sahada Balıkesirspor değerli seyirciler, deplasmanda Yeni Malatya, iç sahada Kayseri Erciyes ve deplasmandaki Altınordu maçları kaldı geriye. Aslında fikstüre baktığınız zaman düşme hattındaki iki rakibiyle karşılaşacak olması da bir avantajdı. Fakat bu maçtaki alınamayan puanlar Karşıyaka adına ciddi bir darbe anlamına geliyor. Cemil'in sakatlığı söz konusu. 31 yaşında, ikinci sezonu değerli seyirciler. Geçen yıl ara transferde Alanyaspor'dan geldi. İşte burada
beline doğru bir hayli sert bir şekilde yere düşmüş Cemil. Tedavisi için sağlık görevlileri geldi. Bu arada kenara bir işaret görüyorum. Değiştirmeye gerek yok şeklinde. Önemli bir sıkıntısı yok. Cemil'in oyuna devam edebilecek sağlık görevlileri eşliğinde saha kenarına doğru geliyor tedavinin tamamlanabilmesi için. Karşılaşmanın 86. dakikasına geldik. ...2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Göztepe takımının Soner Tolungüç, elimde sihirli değnek yok, sonuna kadar mücadele eden bir takım yaratacağız, sadece onun garantisini verebilirim şeklinde bir açıklama yapmıştı bu görevi devraldığı zaman. Gencer. Cemil oyuna döndü. Gosso. Gosso havalandırdı. Savunmada kontrol eden Diarra oluyor. Abdülhamit. Uzun mesafeli bir pas. Battal. Topa yetişmesi mümkün değil. Ve işte karşılaşmanın kritik anlarından birisi tekrar ekrana yansıyor. 70. dakika. Gökhan'ın bu müdahalesi, penaltı kararı var. Bir de Gökhan'a sarı kart. Kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gökhan ikinci sarı kartıydı çünkü. Ve skor 2-0 oldu. Belki de maçın en azından futbolcuların kafasında her iki takım içinde bittiği andı karşılaşmanın 70. dakikası. Kovalçuk. Kovalçuk çıkardı oradan. Ukraynalı oyuncu Metalis Harkiv'deydi. Daha önce 4 maçta forma giydi. 3 tanesi ilk 11'di. Oyun devam ediyor. Can Erdem yerde. Şimdi oyun durdu ve oyuncuların yerden kalkmasını istiyor. Oyuncu değişikliğini de işaret etti sağ kenarına. Bir yandan da Cemil'le pozisyonu değerlendiriyor. Öyle diyelim. Salim ilk oyuna girme hazırlığında. Evet, Gökhan oyundan çıkıyor. Penaltı vuruşundan golü atan oyuncu değerli seyirciler. Skoru 2-0'a getirdi. Sağ kenarına giderken onun yerine Salim ilk oyuna giriyor. İşte Gökhan'ın penaltıdan kaydettiği golde ekranlarınıza yansıyor. Salim ilk ise çok genç bir oyuncu değerli seyirciler. 1998 doğumlu. 18 yaşında, İzmir doğumlu da bir oyuncu. Göztepe'nin altyapısından geliyor. 21 yaş altı takımında da oynuyordu. Ara ara maçlarda böyle son dakikalarda oyuna girdiği oluyor. Erhan. Kvesic. Taç. 89. dakika. Bir kez daha Taç, yine Kvesic kullanacak. Battal, Kovalçuk. Taç karşı yakanın. Kvesic geliyor yine. Kullandı taç atışını ve tekrar topla buluştu. Bir duvar pası daha yine Kvesic'in önünde. Can Erdem ceza sahasına doğru havalandırıyor. Kvesic koşu yapmıştı ama kontrol edemiyor. Can Erdem. 90. dakikadayız artık değerli seyirciler. Göztepe taraftarları zafer şarkıları söylüyor. Karşıyakalı taraftarlarsa biraz hüzünlü tribünlerde bu maçı izliyor. Ligde kalma şansları bir aylık azalıyor. Maç öncesinde de aslında kendi pankartları da durumu anlatıyor bir miktar. Bir ağlarız bir güleriz. Sanma ki vazgeçeriz diyor Karşıyaka taraftarları. İyi günde kötü günde
Karşıyaka ile birlikte olduklarını böyle vurguluyorlar. Topu uzaklaştırdı biraz önce oyuna giren Salim. Şimdi Mehmet. ...90 dakika tamamlandı değerli seyirciler. Kayıp zaman başladı. 3 dakika kayıp zaman işaret etti. Maçın 4. hakemi Levent Aktan. Elle oynamayı belirliyor. Battal Demirbilek görüntüde. Tekrar izliyoruz işte. Elle oynamayı... Bir daha gördük. Tolga Özkalfa yakaladı. Şimdi serbest vuruş. Atacan'da top. Bu arada Gencer'le bir şeyler konuşuyor. Karşılaşmanın hakemi. +2'deyiz. Atacan. Diarra yükseklik kazandırdı. Battal. Ömercan. Sağ kanada çevirdi Akın yönünü. Zeki geldi oradan ama top biraz hızlı. Yetişemiyor ve taç. Gosso. Kovalçuk taşıdı. Top kaybı yapıyor. 90+2 oynanıyor. Tamamlandı daha doğrusu. 90+3'teyiz. Göztepe 3 puana yakın 28. haftanın son karşılaşması da tamamlanmak üzere. Göztepe 37 puana yükselecek. Karşıyaka ise 19 puanda kalacak. Gosso. Bir önceki pozisyon faul. Sarı kartını çıkarttı karşılaşmanın hakemi. Yapılan faulün ardından Battal sonradan oyuna girmişti. Battal Demirbilek işte burada bu faulü yapınca sarı kart görüyor. Atacan. Taç. Abdülhamit. Bıraktı Zeki'ye. Tabii orada Ömer sağ bek olarak kırmızı kartı görünce taç atışları Zeki'ye kaldı. Son düdük geliyor. Tolga Özkalfa karşılaşmayı bitiriyor. Göztepe 2, Karşıyaka 0 maçın skoru. Ve işte golleri hemen bir hatırlayalım. Maçın ilk yarısı 16. dakika. Gençer'in bu kafa vuruşu. Göztepe 1-0 öne geçti. İlk yarı bu golle tamamlandı ve Göztepe soyunma odasına da 1-0'lık avantajla gitti. Gencer'in yaşadığı gol sevinci bir kez daha ekranlara yansıyor. Ve karşılaşmanın 70. dakikası. Ömer rakibini düşürüyor. Mahı ikinci sarı kartı görüyor ve kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Değerli seyirciler, bir de penaltı kararı var. Penaltı vuruşunu Gökhan Karadeniz kullanıyor ve topu ağlara yolluyor. Takımını da 2-0 öne geçiriyor. Maçın da skorunu ilan etmiş oluyor. Evet, Göztepe 2, Karşıyaka 0. Maçın skoru. Göztepeli taraftarlar bu galibiyeti kutlamaya başlarken biz kısa bir ara rica ediyoruz. Biraz sonra tekrar birlikte olacağız. Evet değerli seyirciler, böylece haftanın son karşılaşması da tamamlanmış oldu. Göztepe taraftarları mutlu. 2-0'lık bir skor, ezeli rakipleri karşısında alınmış bir galibiyet. Futbolcular saha içerisinde galibiyeti, taraftarlar tribünde galibiyeti kutluyorlar.
Karşıyaka'lı taraftarlarsa diğer tarafta hüzünlü tabii ki. Bu sezon artık işler onlar için bir aylı zorlaştı. Ben Cüneyt Kıran 90 dakika boyunca bu maçın anlatımında sizlerle birlikte oldum. Yayında emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize mutluluklar diliyorum. Hoşça kalın değerli seyirciler.